Evet arkadaşlar, bugün ilk videoda yani Facebook'ta yayınladığımız videoda bahsettiğim gibi uzun versiyonunda şimdi hazırlıyorum. Bu Sultan Vahdettin'in Culus videosunu bahsettiğim gibi, az önce bahsettiğim gibi, ilk videoda bahsettiğim gibi bugün bu sabah Soner Yalçın'ın şey yaptığı, yazdığı yazı üzerine yani son halife Abdülmecit ile Sultan Vahdettin arasındaki geçen hadiselerin okuduktan sonra bu kaydı oluşturmayı ve özellikle cülüs törenini paylaşmayı seçtim. Yani burada şimdi özellikle vurgulamak istediğim şey şu: Sultan Vahdettin'in hanedan içerisinde de pek sevilmeyen, hatta ki mesela Sultan Abdülhamit zamanında Sultan Reşat ile o zamanlar tabi veliaht bunlar, Vahdettin'i özellikle göz hapsinde tuttuğunu biliyoruz. Ve Sultan Abdülhamit'in tahttan inişinde Sultan Reşat'ın çok büyük parmağı vardır. Ve yani şeyde özellikle tarikatlar Sultan Reşat'ı çok severler. Sultan Reşat bunlara çok büyük ihsanlarda da bulunmuştur. Hatta ki ben bir eski bir yazımda bahsetmiştim. Sultan Reşat Said Nursi'ye, yani Said Nursi olarak bildiğimiz Said Kürdi'ye 60 bin altın Reşat altını veriyor. Doğuda Medrese-i Zehra diye bir üniversite kuracağını söylüyor. O sırada Cihan Harbi patlıyor. Cihan Harbi patlayınca da birinci Cihan Harbi'nin patlamasıyla birlikte bu medrese, bu üniversite yapılmıyor maalesef. Ve Said Kürdi burada Sultan Reşat'ı dolandırıyor. Biz bu gerçeği söylediğimiz zaman birileri kızıyor. Özellikle bazı cemaatçi arkadaşlar. Ama özellikle bu videonun zaten mantalitesi budur. Bu videodaki yorum katmak istedim. Cülüs törenine bakın. Şatapat, ondan sonra saltanat. Ama bir de sonuna bakın. Yani özellikle Sultan Vahdettin'in Türkiye'den çıkarken, tamam, kimisi haindir der, kimisi hain değildir der. Ama sonuçta doğan ve yeni kurulan bir cumhuriyet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi saltanatçılar kızarlar, hoplarlar ama burada da böyle bir de gerçek var yani. Burada millet var. Yani biz millet olmuşuz artık. Kul olmaktan çıkmışız. Hala millet olmanın ne kadar yüce bir şey olduğunu addedemeyenler, akledemeyenler, bunları düşünemeyenler bu hala cumhuriyet düşmanlığı yapmakla meşguller. Yani şimdi ben internette görüyorum bazı tarih yorumcularını. Hepsi İngilizlerin kafasında tarih yorumluyorlar. Anglo-Sakson tarihçiler derken ben bunları kastediyorum. Şimdi saltanatı gördünüz. Buradaki cülüs töreninde dağıtılan bahşişler var. Sanki babasının çiftliğiymiş gibi. Ondan sonra millete, oradaki yabancılara, yerlilere, yerli insanlara, devlet erkanına cülüs dağıtıyorlar. Cülüs parası dağıtıyorlar. Bunlar da kimisi yani nikeldir, kimisi gümüştür. Yani bunlar kademeye göre değişir. Yani demek istediğim, özellikle bu videoda vurgulamak istediğim de şu: Sultan Vahdettin ile son halife Abdülmecit arasındaki geçen hadiseler de ikisi de Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gömülmüyorlar. Gömülemiyorlar. İkisi de yurt dışındalar. Birisi Şam'da yatıyor, birisi Mekke'de yatıyor. Ve özellikle son halifenin vasiyeti de yerine getirilmiyor. Yani vasiyetinde istediği yerlere gömülmüyorlar. Yani Haydarabad nizamlığına yazılan mektupta, yani Durrüşehvar Sultan'a yazılan mektuplarda zaten Soner Yalçın'ın yazısında belirtmiş ve halife olan Abdülmecit'in, ki kendisi ressamdır, hatta ki nü fotoğrafları dahi vardır,
Biz bunları zamanında paylaştık. İşte böyle. Yüreğim.